yani bizim zanlarımız var. Bu Dima Vahiy'e bağlayınca bu 23. sözdeki gibi bu çölden kurtulma başlıyor yani yavaş yavaş. Zaten imanın vesvesesiz ve şüphesiz mertebesine çıkmaktır. Evet, bunu da şey olarak düşündük abi. İlk başta Asa ile Musa aleyhisselam yani zahirden şey yapıyorsun Dima ile. Ondan sonra Hüdüt var ya abi Süleyman aleyhisselam harfiyatsız su buluyormuş. Onu da değerli. Şimdi Harun abinin tefekkürüdür abi bu. Biz İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını okuduk beraber. Estağfurullah, Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasını okuduk abi. Süleyman Aleyhisselam'ın da dimağa bakan bir yönü var. Onun kıssasını okurken, Kur'an-ı Kerim'de geçen ayette bir mana naklediyorum abi. Süleyman Aleyhisselam diyor ki, Hüdüt nerede diyor. Ondan sonra geldiği zaman, şiddetli bir azap mı diyor abi, yani tehditkar bir ifadede bulunuyor. Hüdüt kuşu geldiği zaman şey yapıyor, neredeydin sen diyor. Ben bir kabileye rastladım. Onlar hani ilmi var ama şey değiller, Allah'a tecd etmiyorlar. Sonra işte etrafındakilerine diyor ki, Belkıs'ın tahtını kim getirecek buraya? İfrit'ten bir kısım diyor ki, siz otururken ben kalkana kadar getiririm diyor. Kendisine kitap kitaptan ders almış veya kitaptan ilim verilmiş bir alim diyor ki gözün açıp kapayana kadar getirin diyor. Şimdi görüntü nasıl oluşuyor abi? Beyinle alakalı. Demek ki burada Süleyman Aleyhisselam cinleri kullanması hasebiyle ve havayı kullanması hasebiyle dimacı bir peygamber. Ama şey abi vesvesesiz ve şüphesiz bir mertebede yani zihne geçmiş bir Dima sanki abi. Çünkü harfiyatsız su buluyor diyor. Şeyde de varla 176'da da hangi abi de Hafız Ali abi galiba şey diyor. 13. lemayı okuduktan sonra diyor bütün bu şüphesiz ve şeye geçtim diyor. Çünkü o neydi şeytanı artık kürsü şey atlamış bir dima yani. Ve oraya geleceğim abi. Burada bu olay olduktan sonra tahtbirden geliyor göz açıp kapamadan daha hızlı gelince. Bu diyor Rabbimin ikramıdır diyor. Bu şeyden kalıyor işte, tevekkülden geliyor abi. Tefekkürü de aşmış, tevekkülden geliyor. Hani bu, biz kendini de aradan çıkartıp, imanı şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine şey yapıyor. Bunu biz tefekkür ederken, Hüdüt kuşu külliyatta var mı diye araştırdık abi. Hüdüt kuşu, Hafız Ali abinin mektubunda, yine bir abla almış bunu bir şeyinde, mektubunda almış. Hafız Ali abinin şeyinde, mektubunda istinaden. Hüdüt kuşu için harfiyatsız diyor abi. Harfiyat nedir? Mesela sondayı vurursunuz, çıkan toprak harfiyattır. Aslında. Bu şekilde de. Şeyde, dimada, hüdüt kuşunda anlaşıldığı kadarıyla kuşlar şeyle hareket eder abi. Gagaların ucunda şey vardır. Manyetik alan vardır. Mesela kuşların güney uçmasının şeyi budur. Dünyanın manyetik alanına göre, onların kendi kuşlarındaki manyetik alanına, ona göre yönlendirir onlar. O şekilde uçarlar. Hüdüt kuşunun harfiyatsız şey vurması, suyu vurması, zahirde demektir ki bu suya şey yapabiliyor. Kendi suyun her şeyin bir şeyi vardır. Her şeyin bir ışıması ve elektrik alanı vardır abi. İnsanların da öyledir. Hepimizin kendine has bir manyetik imzamız vardır. Bütün madde için böyledir. Her maddenin vardır. Bunu şey harfiyatsız buluyor. Bu da enfüse... Buyur abi. Şey abi yani harfiyatsız derken bu zihne geçti diye düşündük. Yani artık dima tamamen temizlenmiş yani zihne inmiş. Artık ilhamat, sunat işte bunlar geliyor diye düşündük. Hava yoluyla yani. Tecerrüt etmiş artık şeyden. Zannın olmaması. Mesela şimdi biz diyelim ki cenneti bir hayat düşünelim abi. Cenneti bir hayatta yediğimiz bir şeyin harfiyatı olmayacak. Yani bir dışkısı olmayacak. Bir harfiyattır bu sonunda. Aldığımızı alıyoruz, posasını atıyoruz. Ama şey burada değil. Cennette böyle bir şey yok. Ne fark var? Alınan maddenin cinsi farklı. Yani cennet maddeyi hayattan oluşmuştur. Bir dünya gibi atomdan oluşmamıştır. Şeyin de hüdüt kuşunun da dimağa bakan yönü budur ki zanların haricinde yani dimağın dışına çıkmış tevekküle geçmiş bir imanın şeyidir. Evet, tefekkürde mutlaka zan vardır. Vardır. Zihne geçtiği için üstad da diyor ya benim ilmim kuyu dibi gibi zihnimden çıkıyor sizinki gibi değil diyor. Zihnimden geliyor. Bu bizzat hani Kâb bazen kuyu dibinde konuşuyorum. Evet, Kâb evet. Minarenin başında. Muhakematta diyor abi. Evet. Bir de harfiyatsız, onu da kaçırmadan şuraya parantez ekliyorum. Harfiyatsız suyu buluyor ya. Evet. Yani ilim yapmadan ilim isteyen yok mu ya ashabım?
hani takmanız artın. Yani tecerrüt. Evet tamam. Yani, bir şey yapmadan tecerrüt ediyorsun, ilim geliyor. Harfi sonra. Bu hüdüt kuşunda bu şekilde külliyatta bulduk abi. Bu şekilde çok bir... ilginç, çok aşağı harika. Çöl harika misali, çöl harika. Hüdüt harika oldu, çok güzel. Çünkü aynı hüdüt konuşuyor, tamam mı? Konuşuyor ve kafada tutabiliyor. Ama iş de yapıyor. Şey çok ilginç, yani insanın o kıssada insanın cinden üstün olduğunu gösteriyorlar. İlim sahibi bir insan var yanında diyor. Ya sanki dima gibi abi, evet. O hüdüt getiriyor, dima daha hızlı yaparım diyor yani. Yani o şey diyor ki, cin diyor ki ben sen kalkana kadar getirin diyor. İnsanlar diyor ki... Düşündüğü yerde. Evet.